Antalya Büyükşehir Belediyesi gençlerle birlikte gençler için gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2022 Avrupa Gençlik Yılı kapsamında Büyükşehir Belediyesi 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Avrupa Birliği Gençlik Fırsatları Bilgilendirmesi toplantısıyla gönüllü gençleri bir araya getirdi. Yurtdışı eğitim ve kariyer fırsatlarının anlatıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yurtdışı programlarından da bahsedildi. Bugün Avrupa Günü 9 Mayıs ve dedik ki biz de bu günü değerli gençlerle birlikte kutlayalım. Ücretsiz olarak yurt dışında deneyimi nasıl elde edebilirler? Eğitsel olsun, gönüllülük olsun vesaire. Ve bugün işte Antalya gönüllülerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'den katılan gençler de aramızdaydı. Ve onlarla bu fırsatları paylaştık. Akabinde de belediyemizin 2 adet ortaklığı var. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında da 7 tane gencimizi biz yurt dışına göndereceğiz. Biz de diyoruz ki neden sadece Antalya değil tüm Türkiye'den gençler başvursun. Antalya başta olmak üzere ve gençlere katkısı başta olmak üzere biz vesile olalım. Erasmus Plus programı kapsamında verilen bir hibe. Yemesi, içmesi, ulaşımı her şeyi dahil. Bir de üzerine cep harçlığı alıyorlar gençler bu program kapsamında. Yurt dışında eğitim, kariyer fırsatlarını değerlendirmek için Büyükşehir'imizin bize sunduğu imkanlar konusunda bir konferans eğitimi aldık. Genç Antalya Günleri ekibi olarak Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bizlere ve diğer gençleri, diğer genç gönülleri yurt dışında eğitim ve kariyer kazanmaları konusunda yardımcı oluyorlar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben daha önce de gönüllülük projelerine çok katılmış birisi olarak bu projelerin çok gençler için çok faydalı olduğunu, hem kişisel gelişim için hem kariyerleri adına çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. Böyle bir projede bizi birleştirdiği için hem de böyle bir programda bizi uluslararası ve ulusal staj, eğitim ve gönüllülük fırsatlarından haberdar ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bizim yaşımızda bu programlardan bir haberleri yok. O yüzden bu konuda çok iyi bir şey oldu ve özellikle az önce belirtildiği gibi belediyemizin de bir projesi olacak. Bosna Hersek'e, Makedonya'ya götürülme durumu olacak ve bu konuda öğrencileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi bizim için çalışmaya devam ediyor ve bizim için kapıları yurt dışına çok rahat açıyorlar ve bunda çok yardımcı oluyorlar. Bu yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize bilgi veren ve emek harcayan herkese gerçekten çok minnettarız. Antalya için çalışıyoruz.